Merhaba web tekno takipçileri. İlginç ürünlerin bu bölümünde birçok çiftin evlilik hayalini gerçekleştiremeyecek ancak cep telefonlarıyla içindeki uygulamaları yönetebileceği ve çeşitli özelliklere erişebileceği bir yüzüğü inceleyeceğiz. Akıllı yüzük incelememize hoş geldiniz. Bu ürünü bildiğiniz üzere Çin'den getirmiştik arkadaşlar. Bilmeyenler de hemen yan taraftaki bağlantıdan bu videomuzu izleyebilir. Bu yüzük cep telefonumuza NFC teknolojisini kullanarak bağlanıyor. Yani sizin cep telefonunuza bir NFC bağlantı özelliği yoksa bu yüzüğü kullanamıyorsunuz. Siyah ve beyaz iki renk seçeneği bulunan bu yüzüğün 1.8 mm'lik bir kalınlığı bulunuyor. Zaten yakın plan fotoğraflarda da gördüğünüz üzere normal bir yüzükten herhangi bir farkı yok. Yüzüğün ön tarafında bir adet taş bulunuyor. Bu taşın da zirkon isminde bir taş olduğunu öğrendim. Bu taş bildiğiniz pırlanta imitasyonu, yani çakma pırlanta. Yüzüğün nasıl çalıştığını da sizlere göstermek istiyorum. O yüzden gelin hep beraber yakından bakalım. Evet, yüzüğümüze yakından bakıyoruz arkadaşlar. Yakın çekim açımıza geldik. Yüzüğün kutusu bu şekilde. Böyle bir kutudan geliyor. Markası Timer 2 yazıyor. Ancak bu da no name bir marka. Hani 1000 tane farklı varyasyonunu bulabiliyorsunuz. Kutusunu açalım. Şöyle zaten yüzük ve başka hiçbir şey var kutunun içinde. Yan tarafta bir QR kod görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kodu okuttuğunuz zaman uygulamayı çalıştırabileceğiniz bir adet NFC uygulaması geliyor. Ancak bu uygulamayı çok fazla tavsiye etmiyorum eğer bu ürünü alırsanız. Zira çok kullanışlı ve stabil çalışan bir uygulama değil. O yüzden Android Market'te birçok NFC uygulaması var. Bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Yüksek puan alanları deneyebilirsiniz. Şimdi tabii ki de kullanabilmek için cihazınızda NFC olması lazım demiştim sizlere. Benim cep telefonumda NFC var. NFC'yi aktif ediyorum. Şu an aktif zaten. Benim kullandığım NFC uygulaması NFC Tools ismindeki uygulama. Açıyorum uygulamayı. Diyor ki NFC tag için diyor. Tıklattır buna diyor. Dokundur diyor. Yüzüğü şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi ahanda dedi bir NFC cihazı ve ben bununla artık ilişkilendirilebilirim diyor. Peki bu NFC cihazıyla ne yapıyoruz? Daha doğrusu bu yüzükle ne yapıyoruz? Bir NFC cihazı ne yapıyorsa bu da aynısını yapıyor. Şimdi burada birçok seçenek var, dediğim gibi bu uygulamadan uygulamaya değişiyor. Siz buna bir görev atıyorsunuz, yüzüğü değdirdiğinde onu yapıyor. Temel çalışma prensibi bu şekilde. Write diyelim mesela, yani bana bir şeyler yaz diyelim. Yeni bir kayıt ekle. Bir sürü seçenek var. Bir text mi eklemek istiyorsun, bir bağlantı mı eklemek istiyorsun ya da sosyal ağ ekleyebiliyorsun, video linki koyabiliyorsun gibi gibi. Yine uygulamadan uygulamaya değişen şeyler var. Ben mesela gün içinde WebTekno uygulamasını çok fazla ziyaret ediyorum. Yüzüğü dokundurur dokundurmaz bu uygulamaya gitsin istiyorum. Burada şimdi WebTekno uygulamasını bulacağız. W harfine geleyim hızlıca. Uygulamamız burada. Buna basıyorum. OK diyorum. Ve daha sonra yaz diyorum. Şimdi diyor ki benim bunu anlamam için yüzüğü bir daha bana dokundur ya da bir NFC cihazınız varsa onu dokundur diyor. Dokunduralım ve yazım tamamlandı diyor. Şimdi ben bu uygulamadan çıkıyorum. Ana ekranındayım. Diğerim telefonumda takılıyorum. WebTekno uygulamasına girmem gerekti. Yüzüğü parmağıma taktım ve yüzüğü dokunduruyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak WebTekno uygulamasını açıyor. Siz bu yüzüğü şu şekilde de kullanabilirsiniz. Hani benim telefonumu hızlıca sessize al ya da hızlıca kamerasını al. Oraya istediğiniz bir uygulamayı atayarak ya da istediğiniz bir özelliği atayarak da işinizi daha hızlı hale getirebilirsiniz. Çok mu lazım? Bence çok hani lazım değil. Bu teknoloji daha çok fazla gelişmedi. Bu arada tabii internete bağlı olmadığım için de uygulama doğal olarak bir şey göstermiyor. Ancak hani benim kullandığım bir tane uygulama var. Bu uygulamayı çok fazla kullanıyorum ya da bir özellik sessize çok hızlı almak istiyorum diyorsanız böyle bir şeye ihtiyacınız olabilir. Ayrıca çok da tipsiz bir yüzük değil. Parmakta da kötü ve kaba durmuyor. Yani dediğim gibi size çok fazla bir şey vaat etmiyor. Bu yüzüğü taktığınız zaman böyle olmayacaksınız. Bizi korkuttular. Efendimiz bize ihanet etti. Atatürk uygulamaların bazılarını açmadı. O bize yol gösterecek. Senin için 7 tane 64 GB 6S Plus sattım. Kıymetlimiz. Ya da bu yüzüğü taktığınız zaman borç isteyenlerden kurtulamayacaksınız. Vay kardeşim, ne yapıyorsun ya? Eyvallah. Eyvallah, 5 lira versene. 5 lira vereyim. Aynen. Niye vereyim oğlum? Harbi sana? Vallahi bir şey alacağım ya. Sen de borç. Harbi lan 5 lira. Lan! Oğlum herif yok oldu. Vay kardeşim, 5 lira versene ya. 5 lira bu neden? Lazım. Bir selam ver önce. Selam, 5 lira versene. Yok. Lazım. Yok. Var. Sen var. O 5 lira sende var. Var. 5 lira ver. Ben bu çalışıyor da. 5 lira ver ya. Vardır sende. Bir dakika. Bir şurada 5 lira şey var gibi duruyor. Bir saniye bir şey dinliyorum. Şurada 5 lira var gibi duruyor. Var ya. Ha, belki evlilik tekliflerinizde işinize yarayabilir. Romantik bir evlilik teklifi bu yüzük ile birlikte gelebilir.
Hayatımızın geri kalanında hiçbir WhatsApp mesajımız gizli kalmasın. Kilitlerin hepsini açalım, seninle bir yuva kuralım. Benimle evlenir misin? Ya şapşik, evet. Kızlar, bakın koca buldum. Evet, görmüş olduğunuz gibi akıllı yüzük bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Çok elzem bir şey mi, çok lazım bir şey mi, orası tartışılır. Eğer bir NFC cihazına ihtiyacınız varsa ve bunu kaybolmayacak bir yerde taşımak istiyorsanız bu yüzük tam size göre, ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu ürünü yurt dışından getirtin. Neden diye de soracak olursanız, biz bunu 13 dolara aldık arkadaşlar. 13 dolar hani bu yüzük için verilebilecek bir para gibi duruyor. Ancak Türkiye'den almaya kalkarsanız 124-125 lira gibi bir bedel bulabildim ben. Zaten çok az yer satıyor. Google'a da akıllı yüzük yazdığınız zaman karşınıza çıkabiliyor. Ha, ben illa Türkiye'den alacağım diyorsanız da 2-3 kat fazla fiyat ödemeniz lazım. İlginç ürünlerin bu bölümünde sizler için akıllı yüzüğü inceledik arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum olarak atabilirsiniz. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın. Hemen yan tarafta bulunan bağlantıya tıklayarak mobil oyun nasıl yapılır videomuza ulaşabilirsiniz.